sodyum simgesi Na arkadaşlar. Bu çok sık istenen testlerden biri. Bir elektrolittir bu. Sodyum nedir? Ne işe yarar vücutta? Sodyum yüksekliği ne gibi belirtilere yol açar? Sodyum düşüklüğü keza öyle. Sodyum yüksekliği niye olur? Sodyum düşüklüğü niye olur? Size kısaca bundan bahsedeyim arkadaşlar. Sodyum da öğrenmiş olun. Merak edenler için gelsin bu video. Evet. Sodyum arkadaşlar bir elektrolittir. Potasyum, klor, kalsiyum gibi vücutta önemli fonksiyonları var. Nedir bu fonksiyonlar? Sinir ve kas fonksiyonlarının yardım eder. Vücutta asit, baz ve su dengesinde önemli rolleri vardır sodyumun arkadaşlar. Eksikliğinde birazdan sayacağım belirtiler olur. Sodyumun ortalama kan seviyesi yani referans aralığı 135'te nedir? 145 mili ekivalan böyle litre arasıdır. Bu laboratuvarlar arasında çok fazla değişmez. Kanda böyle sabit bir seviyede bulunur sodyum. Çünkü öyle olması gerektiği önemli. Peki sodyum yüksekse ne gibi belirtiler olur arkadaşlar? En başta susama hissi olur. Çarpıntı hissi olur. İdrara az çıkarsanız kusma, bulantı, ishal olabilir. Sodyum yüksekliği daha da artarsa yani çok yüksek seviyeler ulaşırsa beyinde siz konfüzyon diyoruz. Kaslarda seyirme hatta ne olabilir? Epilepsi, nöbet bile geçirebilirsiniz. Hatta komaya bile girebilirsiniz. Onun için sodyum çok yüksek olmaması gereken bir element. Yüksekliği tehlikeli arkadaşlar. Peki sodyum yüksekliği niye olur? Nedenlerini biraz sayalım. Birincisi vücudun susuz kalması yani dehidratasyon. Niye olur? İshal, diüretik kullanma yani idrar söktürücü kullanma, kusma ve aşırı terleme de olabilir. Onun dışında böbrek üstü bezi hastalıkları yani fazla çalışması özellikle Cushing hastalığı ve hiperaldosteronizm. Bunlar ne olur? Sodyumu kanda tutar. Onun dışında yine böbrek hastalıklarında sodyum yükselir. Diabetes insipidus yani ADH eksikliğiyle giden bir hastalık bu. ADH bir hormon. Vücutta su tutar. ADH eksikse su tutulamaz. Sodyum yüksek kalır. Yine aşırı tuz tüketimi ve az su içmede yine sodyum yüksek çıkabilir arkadaşlar. Ve kullanılan bir takım ilaçlar. Özellikle steroid türü ilaçlar. Lityum kabızlık giderici ilaçlar. Laksatif diyoruz. Ve non-steroid anti-inflamatör ilaçlar. Yani özellikle romatizmal ağrı kesiciler. Onlar sodyum seviyenizi kanda yüksek çıkarabilir. Peki sodyum kanda diyelim düşük çıktı. Ne gibi belirtiler olur? Tam tersine geçelim. Halsizlik, iştahsızlık, zayıflama. Çok düşük seviyelerde böyle yine beyin sesi olur. Kaslarda seyirmeler başlar. Baş ağrısı, baş dönmesi olur ve iyice düşük seviyelerde artık ne olur? Nöbet, epilepsi bile geçirilebilir. Hatta insan komaya bile girer. Onun için sodyumun düşük olması da tehlikelidir. Peki sodyum niye düşük olur arkadaşlar? Bu genellikle artmış kayıplarla olur. Mesela ishal ve aşırı kusmalar. Onun dışında yine vücutta suyun tutulduğu durumlarda sodyum düşebilir. Çünkü görece düşük kalır. Nedir bunlar? Böbrek hastalıkları, karaciğerin sirozu, böbrek üstü bezi yetmezliği, addison hastalığı, kalp yetmezliği, beyin veya akciğer hastalıkları ve bazı kanserler. Bunlar da vücutta su tutulabilir, sodyum düşük çıkabilir. Onun dışında ne olur? Polidipsi yani böyle genellikle psikolojik aşırı su içmede yine sodyum seviyeniz düşük çıkabilir. Sodyumu az tüketmek ve hastalıklar özellikle malnütrisyon yani az sodyumlu gıda tüketmek veya hastalıklar, bağırsaktan emin bozukluğu olan hastalıklarda yine sodyum seviyeniz düşük çıkabilir. Uygunsuz ADH sendromu. Bu ADH hormonu bir takım hastalıklarda çok fazla sanılır. ADH da vücutta su tutan bir hormon demiştim. Çok su olduğu zaman da sodyum düşük çıkar arkadaşlar. Ve tiroid bezinin az çalıştığı hipotiroidizm. Hipotiroidizmde sodyum seviyeniz ne olur? Düşük çıkar arkadaşlar. Onun dışında kullandığınız ağrı kesiciler, depresyon ilaçları, idrar söktürücü ilaçlar, diüretikler ve antiasit ilaçlarda yine sodyum seviyenizin düşük çıkmasına yol açabilir arkadaşlar. Evet, sodyum böyle bir elektrolit. Normal aralıklarını öğrendiniz. Niye yüksek çıkar, niye düşük çıkar bunu öğrendiniz. Vücutta oldukça önemli.
Bunlarla ilgili sorunuz varsa yine videonun altından bana yorum ekleyene ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Böyle haftalık bir iki kez canlı yayın yapıyorum. Sorularınızı cevaplıyorum. Oraya da takip edebilirsiniz. Oraya abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Oradan o yayınları kaçırmazsınız arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoda sodyum gibi önemli bir element olan kloru anlatacağım. Klor nedir? Niye yükselir? Niye düşer? O videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.